Samandağ, Suriyelilerin ikamet edebileceği 4 ilçe arasında yer alıyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? 4 ilçeden biri mi? Evet. Bence yanlış karardır. Yani çok şükür herkesin bildiği gibi zaten savaş bitmiş durumda Suriye'de. Bütün Suriyeli kardeşlerimizin yani bir an önce memleketlerine gidip orada ekmeklerini kazanmalarını diliyorum ben. Yani öyle olması gerek. Bu konu hakkında kesinlikle yanlış kararlar alındığını dile getirmek istiyorum. İlk önce kendi halkımızı düşünmeliyiz. İlk önce kendi toplumumuzu, kendi değerlerimizi düşünmeliyiz. Bu kardeşlerimizi gerçekten bir an önce kendi memleketlerine, kendi topraklarına göndermek istiyoruz. Bu konuda duyarlı bütün devlet adamlarımızı bu süreçte herkese davet ediyorum. Yani birlik beraberlik zamanı ve bu kadar süreçte gerçekten değerlerimizi gitgide kaybediyoruz. Kesinlikle buradan bir an önce gitmelerini istiyorum. Valla ne diyelim, yani bizi bölmek istiyorlar. Samandağ halkına komple kurmuşlar. Ama nitekim başaramayacaklar. Çünkü biz biriz. Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz. İnşallah esnaf olarak, halk olarak birleşeceğiz ve buna izin vermeyeceğiz. Tek temennimiz birlik olalım. Başka bir şey diyeceğim yok. İyi çalışmalar diliyorum. Şimdi Samandağ'da Suriyelilerin yerleşeceği bir yer yok zaten. Yani bir yer yok. Artı Samandağ Suriyelinin hiçbirini istemiyor. Biz Suriyelileri bizim bu ilçemizde istemiyoruz. Kesin net bir dille. Onu da hükümetimizden, yetkililerimizden talep ediyoruz aynı şekilde. Onun için biz bunu kesinlikle reddediyoruz. Suriyelilerin ikamet edebileceği 4 ilçe arasında yer alıyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bence öyle bir şey olmaması lazım. Çünkü zaten bazı Suriyelilerin yaptığı bu kömür olayından sonra zaten buraya geçirilmeleri, ondan sonra burada kavga etmeleri, bizim anamıza, bacımıza küfür etmeleri zaten şeyimizi taşırdı. Son damlamamıza kadar geldiler. Ondan sonra buraya gelip, burada ikamet edip biz din kardeşiyiz demeleri çok saçma olur. Buradan Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum. Bence Samandağ Suriyelileri geçirirseniz yani gerçekten olacaklar çok kötü olur. Hem anamıza hem bacımıza küfür ediyorlar. Sonra gelip burada yaşamak istiyorlar. Biz onlara nasıl tahammül edeceğiz böyle bir şey olmasını? Halkımız da istemez. Ben şahsi olarak bir öğrenci olarak asla istemem. Suriyelilere gitmesi lazım. Ne istiyoruz? İstemiyoruz. Almaması lazım. Neden? Ne istiyoruz? Bizim yeter ki bu bizim millet. Fakir milletimiz yetersin bu Türkiye. Yeter, yetmiyor. Tamam, onlar gitsin memleketinde, orada yaşasınlar. Orada da memleketleri var. Orada da alışveriş iyi, yerleri de iyi. Artık ne savaş, ne bir şey kalmamış. Onların gitsinler. Ben tahmin ediyorum. Ben teşekkür ederim. Vallahi ilk önce memleket, vatandaş, yurttaş kendini doyurabiliyorsa ne mutlu. Ama başkası mümkün değil. Yani zorluklar içerisindeyiz. Mümkünatı olmaması lazım. İstemiyoruz. Şimdi Samandağ'ında Suriyeliler tamam baş tacı olabilir, ülkelerinde sıkıntı yaşıyor olabilir. Yalnız şu an ülkelerine dönmek gerekiyor. Niye derseniz, ne güzel birlik içinde, mutluluk içinde yaşıyoruz. Onların buraya gelmesi burayı karıştırır, sıkıntı yaratır. Yani buraya gelmemesi daha doğru olur. Bir şekilde şu an ülkelerine dönmeleri daha doğru olur. Evet, daha iyi olur. Olmasın, ne memleketimizde işlerine. Onlar da memleketlerine dönsünler bence. Dönsünler memleketlerine. Bizim memleketimizde onlara istemiyoruz. Neden? Yeter bize, bizim memleketimizin nüfusu bize yetiyor. Değil mi? Yani fazladan nasıl? Milli gelir onları da gider sonra. Ama kanunlar çerçevesinde iş kurmak isterlerse, iş kuracak getirileri varsa gelsinler. Tamam. Yoksa bizim yanımızda, bizim bizde alanını doldururlarsa çalışacak yerli halk ne yapacak? Yani senden götürmemesi lazım. Sadece bir şey katacaksa gelsin. Odur. İstemiyoruz. İstemiyoruz. Haydi vatanlarına gitsinler.
o kadar. Neden? Vatanlarına gitsinler, burası toprakları değil ki. Bu bizim topraklarımız. Haydi. Siz ne düşünüyorsunuz? La. İşte vallahi efkem cemaat ne diyor, ehle sehala. Ama efsen gırmene ile vallahi kabul etmeyin. İstemiyoruz. Hayır, ben kendi topraklarına gitsinler. Teşekkürler. Haydi. Bizim hakkımızı yiyorlar. Bizim hakkımızı yiyorlar. La la mişeşi adamın, adamın anna. Karşıyım. Bu şeylere karşıyım ben. Onların burada işleri yoktur. Başka yerlere gitsinler. Biz Samandalar kendimizi ancak yönetebiliyoruz. Kendimizi ancak geçinemiyoruz. Onların burada işleri yoktur. Buyursa. Takdir-i ilahi diyelim ya. Çünkü bizim Samandağ'ın içerisinde şu an Suriyeli bildiğime göre yok. Ki fazla yok. Ondan önce de vardı ama tabii nasıl söyleyeyim size, makul bir dille çıkarıldılar. Yani kavgayla değil ya da gürültüyle değil. Herkes yerin neresiyse oraya uyarak çıkarıldı. Ama eğer biz onların memleketine gidersek nasıl olur? Ya da onlar bizim buraya geldikleri zaman güzel şeyler gördüler. Kötülük de görmediler. Şu ana kadar Antakya'da mesela yaşıyorlar. Rahat yaşıyorlar. Dükkan açanı da var. Ama bize gelince tabii ki hepimiz düşüşteyiz. O kadar. Vallahi biz Samandağlı olarak biz Suriyelileri buraya bandırmak istemiyoruz. Neden diyeceksin? Ekonomik durumundan. Evet. Yani Suriyeli her yerde biliyorsunuz hem hükümete yük oldu hem vatandaşa yük oldu. O nedenle istemiyoruz. Zaten kendiler de gelmek istiyor zannederim. Çünkü burada kimse bunları istemiyor.